Ramazan'da ben daha çok dini rap ağırlıklı yapıyorum. Çok aşırı fazla. Yani bir yerden sonra üçüncü sınıf insan muamelesi gördüm yani. Bayağı gördüm. Birçok gencin ölümüne şahit oldum. Gencecik çocukların ölümüne şahit oldum. Ve bir dönem benim de bir ateistlik dönemim oldu. Aa. İşte seni ünlü yapacağım vaatlerine kapılmasınlar. Kesinlikle pes etmesinler. İnandıkları yolda ilerlesinler. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Birbirinden değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ses mühendisi ve sanatçı Musab Güngör olacak. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Sizler de umarım iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Mahlas'ın Ciflov olarak geçiyor. Evet. Ama ilk olarak seni biraz yakından tanıyalım. Mahlas nasıl ortaya çıktı? Bunlardan biraz bize bahsedebilir misin? Tabii ki, seve seve. Şimdi benim adım Musab Güngör. Söylemiş olduğunuz gibi 39 yaşındayım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ses mühendisiyim. Sizin de söylemiş olduğu gibi. Benim bu Ciflov ismim daha çok 20 yıldır profesyonel müzik yapıyorum. Hayatım tabii bununla geçti. Hı hı. Tabiri caizse biz bu işin mutfağından geldik, yani sokaktan aldık bunu. Zamanında birçok rap üzerine birinciliklerim var. Hı hı. Almanya'da. Almanya'da evet, çok hatta Viva MTV'de Almanya'nın en hızlı rapçisi unvanını almıştım zamanında. Tabii o zaman yapmış olduğumuz müzik bugüne göre biraz daha argo, biraz daha hoş olmayan sözler içeren bir stil idi. Tabii ki bununla birlikte bu süreçte gençlere, gençliğe, insanlığa iyi örnek olmadığımızı gördüm ve maalesef bu müziğin insanların üzerindeki etkisine de şahit oldum. Yani ben aynı anda da hipnotizörüm. Hmm. Hipnoz okudum. Devam ediyor musunuz aynı zamanda? Ya, müziğimde kullanıyorum tabii. Pozitif anlamda. İşte frekanslar da benim alanım olduğu için İnsanlara daha çok pozitif mesaj verme yönünde ilerliyorum. Çünkü çok gencimizin maalesef bu yollarda heba olduğuna şahit oldum. Rap piyasasını anlatmama gerek yok. Zaten bilen biliyor neler döndüğünü. Şimdi biz de bu işin direkt mutfağından geldiğimiz için dedik bir şeyler değişmesi gerekiyor. Yeterince parçalandık, gençliğimiz uçuruma doğru gidiyor ve şu yanı oluştu bende. Zamanında bir stüdyodayken, işte orada sıkıntı işler dönerken, orada bende kopma başlıyordu zaten. Hmm. Biraz daha maneviyata önem veren birisi olduğum için dedik burada ne yapabiliriz, neyi değiştirebiliriz? G-Flow ismi de işte oradan geldi. Gelen bir isim. G benim isimdeki sokağı temsil eden, çünkü gerçekten sokaktan gelme. Flow yapabildiğim her stili temsil ediyor. Musab ise manevi tarafımı temsil ediyor. Yani bu aynı şeye benzer. Mesela Ramazan'da ben daha çok dini rap ağırlıklı yapıyorum. Ramazan'da sanatıma oruç tutturuyorum, öyle söyleyeyim. Ondan önce de geçmişte bir şihafi misali, ayakkabılarını terk edip daha çok iyiliğe yönelmeye çalışan, geçmişi çok bozuk olan ve hala da o çevrenin içerisinde olan birisi olaraktan İnsanlara düzgün bir şeyler vermeye çalışan, hayattan ders almaya çalışmış olan birisi olaraktan o çöplüğün içinden de gül olmak, o çöplüğün içerisinden bir gül olarak yetişmenin yöntemlerini arayaraktan, hani çevremiz çöplük diye bakın, hani burada da düzgün olabiliyor insan. Sokaklarda işte gençlere sahip çıkmak, sokakta zor yetişen gençlere, problemli gençlere destek olmak amacıyla yapılan bir kişi. Peki şunu da sormak istiyorum. Gençlerle ilgili de sorum olacak ama Almanya'da doğup büyüdün. Gurbetçi evet. bir ailenin çocuğusun. Almanya'da zorlandığın anlar oldu mu ya da ırkçılık yaşadın mı mesela? Çok fazla. Çok aşırı fazla. Yani bir yerden sonra üçüncü sınıf insan muamelesi gördüm yani. Bayağı gördüm. Fakat işte müzikte kendimizi bir şekilde ispatlamaya çalıştık. Okuyarak. Çok okudum. Çok okumaya da gayret ediyorum. İnsanları daha çok birleştirici projeleri yapmaya çalıştığım için Alman hükümetinle de mesela onlarla gençlere ne yapabiliriz
diye çalışmalara gayret ediyoruz. Yani bir nevi tabuları yıkmaya çalışıyorum. Yani şöyle bir şey var. Biz yabancılara orada maalesef güzel gözle bakılmıyor ve biz daha çok çalışmamız evet. gerekiyor. Bulunduğumuz ülkeye hem Türkiye'mize hem yaşadığımız ülkeye katkıda bulunmamız gerektiği taraftarıyım. Ben örneğin Müslüman olarak kilisede bile orada davet edildim. Hani zor yetişen problemli gençlere ne anlatırsın diyerekten. Bu da bize gurur veriyor. Gurur verici işler. Peki şunu da... Buyurun. Hayır, buyurun. Rap'e nasıl başladınız tam olarak? İçine bunun doğdum. Sevdası nereden geldi? İçine doğdum. Yani kaçışı yoktu. Yani bulunduğumuz mahalle Türk mahallesiydi. Ve yani orada graffiti olarak bile rap yazılıyordu duvarlara. Hani kaçınılmaz bir şeydi. Kaçamazdık yani. Gizli gizli yapıyorduk. Babamız izin vermiyordu. Gidiyorduk işte ödül alıyorduk. Yarışmaları kazanıyorduk. Eve geliyorduk. Fırça yiyorduk falan ama isteyince oluyor. Ama başladığında farklı bir türdeydin. İslami rap boyutuna sonradan geçtin. Aynen. Ağır küfür içeriyordu yani. Çok ağır. Peki o ağır küfür içeren rapten İslami daha tasavvufi maneviyata önem veren alana geçişin nasıl oldu? Şimdi ben zaten dindar bir aileden gelen bir kişi olarak fakat sokak daha cazip geldi. O geçiş süreci şöyle oldu. Birçok gencin ölümüne şahit oldum. Gencecik çocukların ölümüne şahit oldum. Neden ölüyorlardı? İşte bu dinledikleri müzik bunları gerçekten çok etkiliyor. Bizde üniversitede ses mühendisliğinde öğretilen müzik kulağa çizilen bir portredir. Kulağındaki filmdir. Yani biz nasıl film izlerken korku filmi herkese göre değilse, işte bazı filmler yaş sınırı içeriyorsa, evet. müzikte de böyle bu görmediğimiz kulak portresi ve gençlerin bundan çok etkilendiğine şahit oldum. Ve baktım ki benim şarkılarımı söylüyorlar, sahneye çıkıyorum herkes küfür ediyor, herkese küfür ettiriyorum dedim, ne yapıyorsun lan sen dedim kendi kendime oğlum. Hani bir şey ters gidiyor burada. Ya baktım. Şimdi müzik piyasasında da şöyle bir şey var. Rap ortamı, hip hop ortamı yani biraz bayağı kirlidir yani. Çok kirlidir. O ortamda bile benim daha çok maneviyata yakın olduğumu bilen arkadaşlar bugün bir kısmı meşhurdur, çok meşhurdur. Bana sorarlar ya Musa hani bu nasıldır diye. Bu niye dinde bu böyle midir, değil midir diyorum. Ben hoca değilim. Camiye git hocaya sor diyor ki adam. Ya Musa sen bizdensin diyor. Sana daha rahat sorabiliriz diyor. Hocaya gidemeyiz diyor. Biz çok günahkarız, camiye gidemeyiz, utanıyoruz falan dedim. Ha burada bir ihtiyaç var. Hani ben daha çok ağırlıkla Müslüman'a hitap eden değil, içinde Allah sevgisini taşıyan ama dışa vuramayan, utanan, kafası soru işareti dolu insanlara hitap ediyorum. Amacım bu. Birleştirici. Gençlere bakın hani öcü değil, bura öcülerin dini değil. Rahat olun, gelin. Mesajımız bu ve yönlendiren şey bu oldu yani seni bu anlamda. Daha çok bu oldu çünkü kendimden yola çıkaraktan yani benim de çok dediğim gibi sıkıntılı bir geçmişim var gerçekten ve ne? Hala da dediğim gibi ortamın içerisinde bulunduğum için çevremde insanların teker teker kafayı yediğini görüyorum. Şimdi burada biri bir şey yapmalı, biri dur demeli. Elimizden geliyorsa biz de bunu İbrahim. Peki, siz o geçmişin misali. Sıkıntılı anından kendinizi nasıl iyileştirdiniz? Benim şansım çok değerli hocalarımın olmuş olması, bana sahip çıkan çok değerli bir hocamın olmuş olması. Cemal hocam çok çok sahip çıkmıştır bize. Tabii bu şans herkese nasip olmadı. Ve bu da bir nevi insan sevgisi taşıyan bir insanım ben. Ve karşımdaki insanların yok oluşunu izleyemem. Yani ben çok büyük teklifler alıyorum hala. Çok büyük teklifler alıyorum. Fakat ben para için gençliğimi satamam. Gençliği satamam. Gençliğin psikolojisi üzerinden onları yok etme pahasına para kazanamam. Bu yüzden dedim ben bunu yapayım. Hani hem normal rap yapıyorum, her türlü müziği yapıyorum. Küfür içermeyen. Yine de bir nevi milli manevi değerleri korumaya çalışan. İllaki almışsındır geri dönüşler. Bu müziklerden etkilenip farklı bir yola giren, daha çok maneviyatın içine giren kişiler çok oluyor. Çok fazla. Yani defalarca bu müziği bırakmak istedim. Çünkü aşırı zor. Mesela gideri getirisini karşılamayan bir şey. Daha çok kendinizden koparıp verdiğiniz işte... sponsor bulmak istediğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Destek konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama
öyle güzel dönüşler var ki hiçbir paraya satın alınamayacak dönüşler alıyoruz. Yani askerimizden polisimize, örneğin bakın bu gelirken havalimanında polisler sıraya geçiyor, resim çekiyor benimle. Yani millet suç işleyip kaçıyor, polis hemen resim çekiyor diye kaçıyor. Yani bunlar hiçbir paraya alınamayacak şeyler. İnsanların hayatlarına dokunuyoruz. Yorumlarda görüyoruz. Elimize videolar geliyor. Bir sürü videolar geliyor. Bir paylaşabileceğiniz birinin hayat hikayesi var mıdır size, sizle paylaşan, size aktaran? Çok fazla, çok fazla. Ya en basiti bir şarkımı Pakistan ordusu kullandı devri daiminde. Yani YouTube'da var. İntihardan dönenler. Yani intihar edeceğim derken işte abi din konusunda işte çok din baskısı yaşıyorum evde ama senin müziğinle daha rahatım, psikolojimi rahatlatıyorum. Çünkü ben de çok dindar bir aileden geliyorum. Biraz bayağı bir baskı altında olduğumdan onları daha iyi anlayabiliyorum. Ve bir dönem benim de bir ateistlik dönemim oldu. Aa. Ve bunlara işte bu konuda daha iyi anlayabiliyorum. Hangi dönemde ateist oldunuz? Oldu bir dönem oldu işte bayağı. Hatta hardcore ateist idim o dönemler. Çünkü gerçekten bir yerden sonra motor yanmıştı, patlamıştı sistem. Daha çok gençlik zamanları sanırım. Hani gençlik zaman bir bayağı bir süreydi yani. Bayağı bir süreydi. Uzun bir süre. Yani uzun bir süreydi. Yani öyle 2-3 ay olan bir şey değildi. Bayağı bir dönem sonra. Tabii ki bir de Almanya'nın avantajları şu. Her ırktan insanlar hani kaçan oraya geliyor. Tabii. Yani çevreniz dolu. Her ırktan insan olduğundan, her dinden insan tanıyorsunuz. Yani benim atıyorum satanist arkadaşım var, atıyorum hani cinsel yönelimi her yönde eşcinsel arkadaşlarım var. İşte her dinden, her ırktan, her kafa yapısından arkadaş olduktan sonra daha bir renkli yetiştiğinizden empati yapmak, bunları anlamak, bunların içinde olduğunuz zaman bunlarla bilgi, fikir alışverişi yaptığınızda onların psikolojilerini daha iyi anlayıp ona göre müzik yapabilmek daha kolay oluyor. Benim avantajım bu oldu. Ve sorunuza cevap vermedim hala. Dinden çıkıp, kafası karışan dinden çıkıp bizim müziğimizde de bir nevi maneviyatı bulan oldu. Yani bir denge gerekiyor. Hani bir bozuk piyasa varsa, hani meyhane varsa bir cami olması gerekiyor. O denge gerekiyor. Yani bütün gün, bütün hafta her türlü haltı yiyip de cuma namazına da yine de gidiliyor yani. Gidiliyor, değil mi? Yani hepimiz yani hangimiz günahkar değiliz. Onun için bu dengeyi sağlamaya çalışıyorum ve yorumlara kendiniz de bakabilirsiniz. Yani inanılmaz yorumlar alıyorum. İnanılmaz. İntihardan dönenler işte dine düşman olup sonradan dine düşman olmamanın, yani dine düşman olmanın saçmalık olduğunu, insanlar yüzünde dine küsülmemesi gerektiğini, manevi alanı anlamak gerektiğini anlayınca insanlar hayatlarında büyük değişikliklere yol açtık. İşte aileler yıkılırken nasıl etki yapıyor? Ben de kendim bile anlatırken buna diyorum, ulan nasıl olmaktı? Oluyor? Buna vesile olmak çok güzel ama kendim bile diyorum, ulan nasıl oldu bu diyorum açıkçası. Yani. Peki, gençler dedik az önce. Rapçi, hip-hop alanında evet. ilerlemek isteyen çok kişi var. Evet. Ve oradaki ortam da çok iyi bir ortam değil dediniz siz de. Evet. Peki gençlerin müziğe etkisi ve hedefledikleri hayallerinde olan yerlere gelmek için de bir takım uğraşları oluyor. Belki doğru yolda, belki doğru. farklı bir yolda evet. bilmiyorum. Bununla ilgili sizin düşünceniz nelerdir? Gençler onlara vaat edilen her şeye inanmasınlar. Bazı para babalarının onları kullanmasına izin vermesinler. Yani bana edilen teklifleri burada söyleyemem ama öyle teklifler alıyorum ki hala da. Ve şöyle söyleyeyim, gerçekten gençleri zehirlemek isteyen bir güruh var. Ve bu piyasa sıkıntılı bir piyasa. Ve gençler... Yani hangi açıdan zehirlemek? Psikolojik açıdan zehirlemek ve... aşırı derecede uyuşturucuya yönlendirme var, şiddete yönlendirme var. Yani intihar oranlarında kendimiz görebiliriz. İstatistiklere baktığımızda görebiliriz. Evet. Gençlerimiz ciddi alanda, ciddi anlamda sıkıntıdalar. Ve işte seni ünlü yapacağım vaatlerine kapılmasınlar. Kesinlikle pes etmesinler, inandıkları yolda ilerlesinler. Fakat o yolda başarıya ulaşmak için cesetleri çiğneyerek geçmesinler. Yapsınlar, dürüstçe yapsınlar, temiz şekilde yapsınlar ama kimsenin onları kullanmasına izin vermesinler.
söyleyeceğim bu. Evet. Peki sokak çocukları ile ilgili aslında sizin de sosyal sorumlulukta yer aldığınız projeler var, yardımlarınız evet. var. Peki ailesiyle anlaşamayan gençler için ki bunlara da çok şahit olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Peki burada aileler ne yapmalı? Siz de hemen hemen benzer evet. bir yerden geliyorsunuz. Tavsiyeniz, evet. öneriniz ne olur? Aileler çocuklarıyla çok empati yapmalı. Onlarla ilgilenmeleri lazım. Sen ne bilirsin ulan deyip geçmemeleri gerekiyor. Sen daha dünkü çocuksun demeyecekler. Evet. Onlarla empati yapacaklar. Onların dinlediği müziklere, izlediği filmlere, sosyal medyada ne hangi alanlarda takıldıklarına dikkat etmeleri lazım. Gençtir, kafası karışır, dinden çıkar, delirir. Yani herkesin karışık, kafa karışıklığı olduğu bir dönem vardır. Bunda problem yok. Okuyacak, kendini geliştirecek ve aile bunu gözetim altında tutacak. Aile gözlemleyecek, sıkmayacak, baskı yapmayacak, onu kucaklayacak, dost olacak ve ona anlayış gösterip onun iyileşmesi adına, tabiri caizse iyileşmesi adına, onun düzelmesi adına destek olacak. Gücü yetmiyorsa da destek arayacak. Ama öyle elini tersiyle itmek, şiddet, boş işler. Bunlar onu daha çok kaybettiriyor. Yani kendimden biliyorum ve kesinlikle aileler çocuklarına izlettiği, dinlettiği, bulunduğu ortamlara dikkat etmeli. Peki rap yapmak isteyen bir genç nereden başlamalı? Nasıl yol almalı? Onu önce hissetmeli. Yani ben rap yapacağım olmuyor. O içinden gelmeli. Anlatmak istediği bir şey olması lazım. Misyonu olması lazım. Yani yüreği yanması lazım. Dur ben para kazanacağım diye rap yapacaksa hiç yapmasın. Hani rapçi olunmaz, rapçi doğulur. Sanat ruhunda olan bir şeydir. Yine de yapmak istiyorsa önce kelime hazinesini geliştirmeli. Çok okumalı, okumayla başlamalı. Devamlı okumalı, edebiyata yönlenmeli. Ve bununla birlikte güzel kafiyelere yönlenip ritmi hissetmeli, müziği hissetmeli. Bununla da ilk kayıtlarını alır zaten o. Devamlı çalışacak ve olacak. Ama hiç pes etmeyecek. Gece gündüz yapmalı. Yani bu hayatının bir parçası olacak. Yani gerçekten rap'in çok önemli, büyük bir etkisi var bunu evet. isteyenler için. Kesinlikle. Yani bu çok belli oluyor gerçekten. Şarkılarınızın sözleri size mi ait? Evet, bana ait. Aa ne güzel. Hepsi mi? Peki nasıl? Hepsi bana ait. Ben sadece ara sıra bir özlü söz kullanırım. Atıyorum korkma sönmez bu şafaklarda dediğim zaman tabii o söz arada... bir mesaj vermek için koyulmuştur ama sözleri ben yazıyorum. Nasıl ortaya çıkıyor peki? O ilham denir ya mesela. Ya ben onu hissediyorum. Ya uykuda bile geliyor. Gece yatıyorum. Kalkıyorum. Hemen kalkıp hemen yazıyorum. Geri gidiyorum ondan sonra. Ya o gerçekten hissederek yaptığım bir şey olduğu için hani kafamın içinde devamlı kelimeler dönüyor. Şu an siz bile konuşurken kafamda ona kafiyeler dönüyor. İşte eş anlamlı sözler sürekli falan. Sürekli üretiyor yani devamlı, beyin. Devamlı. Yani bu da bir şöyle söyleyeyim, nasıl vücut geliştirme varsa da beyin geliştireceğiz. Bununla birlikte de oluyor yani. Evet. Pes etmek yok. Peki düet yaptığınız rapçiler var. Kimler? Ya mesela size şöyle söyleyeyim, çok çok düet var. Şimdi saysam bitmez. Bugünün bir ton, yani birçok ünlü rapçisi bizimle aynı mutfaktan geçti. Yani biz aynı tabaktan yemiş adamlarız. Aynı sefaleti çekmişiz. Kim mesela örnek ya şimdi reklam yapmak istemiyorum diye. Ama şöyle bir güzel bir şey yaşadık. Mesela hani ben elhamdülillah Müslümanım ve Fuat abi, Fuat Ergin'i bilirsiniz. Fuat Ergin ile benim buluşma noktamız hani kafa yapısı olaraktan hani düşünce, din düşüncesi olaraktan tamamen zıt. Ama hip hop'ta buluştuk ve dedik bakın arkadaşlar kutuplaşmaya gerek yok. Ve biz kesinlikle. Burada müzik ile buluşabiliyoruz ve bunu ispatladık. Biz bunu ispat ettik. Dostluğu, hip hop'taki dostluğu ispat ettik. Yani her şey kötü değil. Pis tarafı var ama bakış açısını değiştirdiğiniz zaman çok güzel şeyler çıkarabiliyoruz. Bugün ya piyasada bir ton değil miyim ayıp olur. Birçok ünlüyle benim düetim vardır yani. Çoğunla var öyle söyleyeyim. Peki şu an yapmak istediğiniz biri var mı böyle aklınızda olan? Yapmak istediğim... Vallahi ben düet yapmayı sevmiyorum açıkçası. Ama yapmak istesem, yani sevdiklerim, saygı duydum. Şimdi hani isimleri saysam, birini söylesem diğerine ayıp olur. Mesela Sagopa desem Ceza'ya ayıp olur. Ceza desem Fuat'a ayıp olur. İşte atıyorum Mustafa Ceceli desem ne bileyim Ferhat Göçer'e ayıp olur. Yani veya işte ne bileyim Yıldız Tilbe'ye ayıp olur. Yani bunlar güzel isimler.
Ben daha çok ama hip hop piyasasında olmayan sıra dışı insanlarla düet yapmayı seviyorum. Hmm. Farklı düetleri seviyorum. Hani şimdi zaman öyle bir zaman oldu ki müzik tamamen sentetik oldu. Yani şu stil para getiriyor. Gel şunu yapalım. Ben tam tersini yapmak istiyorum. Rengi farklı olsun istiyorum. Kendine özgün bir şey olsun istiyorum. Bu yüzden yani ben gider sokakta teyzeyle bile düet yaparım. Eğer onda yetenek varsa şarkım, yani ben onları bir renk, yani çizdiğim frekansal alandaki boyalar olarak düşünüyorum ve oradan hemen onun rengini alıp şarkıya onu koyuyorum. Mesela Umut Akyürek ile düet yapacağız mesela şimdi. Ne güzel. Ve işte Azerbaycan'ın Seyit Tale var mesela, oranın çok meşhur bir sanatçısı. Yani Seyitlerle bile düet yapıyoruz. Yani demek istediğim, farklı farklı alanlarda, farklı farklı düşüncede olan insanlarla bir arada buluşup, evet, birleştirici, kucaklayıcı bir şey yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bu yüzden ben herkesle düete açığım. Yani düşünce yapısı, dini, hissiyatı ne olursa olsun hiç fark etmez. Güzel bir şey çıkaralım ortaya. Ülkemize, insanımıza, insanlığa faydalı olsun. Her türlü yaparım seve seve. Bu yüzden isim vermek konusuna gelince, dediğim gibi birini söylesem diğerine ayıp olur. Yani. Ama gönlünüzde biri vardır şimdi. İlk aklınıza gelen biri olmuştur. Vallahi ya dediğim gibi ya ben ne isterdim biliyor musun? Ceza ile Sago'yu barıştırmak isterim. Bak gönlümde olan bu var yani. Bu açık söyleyeyim. Onun için Ceza, Sago, Fuat üçüyle birlikte ben, Defkan, Ceza, Sago, Fuat bir eserde olsa bence çok süper olur. Ya benim bak bunu isterdim yani. Olacaksa bu gerçekten olsun derim yani. Evet. Peki hayatınızda anladığım kadarıyla belli başlı dönüm noktaları olmuş. Çok evet, büyük bir değişiklik evet, de olmuş. Peki şu anki konumunuzdan, düşüncelerinizden, geldiğiniz yerden memnun musunuz? Allah'a şükürler olsun. Gerçekten insanlarda bıraktığımız etkiyi gördükçe diyorum ya arkadaş hayırdır. Mesela komiserimizle tanıştım. Murat abi selam olsun bu arada. Ya adam Suriye'de operasyonda bulunuyor. Operasyonda giydiği ceketi bana giydiriyor. Al ya, bu senin diyor. Admiral şapkasında kafama takıyor. Bu senin diyor. Ben böyle duruyorum. Yani bunu taşıyacak kafa yok, vücut yok bende falan diyor. Sen taşıyacaksın onu. Hani bunlar hiçbir paraya satın alınamayacak şeyler. Öyle güzel insanlar öyle güzel insanlarla tanışıyorum ki yani buraya geleceğimi bile tahmin edemezdim. Gerçekten. İnsanları etkileyen insanları etkiliyor olmak büyük bir nimet. Bu yüzden hani şimdiye kadar memnunum. Daha iyi olmasını tabii dileriz. Çünkü evet, kafamda çok büyük projeler var. Umarız ki hepsi gerçekleşir. İnşallah. Şunu da sormadan edemeyeceğim. Nihat Hatipoğlu'nun programında siz Hasbi Rabbi parçasını söylerken bir tane teyzeniz. Biliyordum. Oraya evet, geleceğimizi biliyordum. Hayır, çoğu kişi de sormuştur. Evet. O kadar kendinden geçiyor ve size eşlik ediyor ki sosyal medyada da yıkıldı ortalık gündem ya. Gündem oldu. Vallahi. Hala da hala böyle açıp açıp izleniyor. Evet. Siz onu görünce ne hissettiniz ben mesela? Ben inanın teyzeyi orada görmedim bile. Hatta o gece ben iki defa sahneye çıktım. Biri patladı. Yani öyle olmuş ki o gece çıktım sahneye. O kadar beğenilmiş ki tekrar çıkardılar beni sahneye ve orada teyze cezbe gelmiş bu arada, teyzeme selam olsun yazmış selam bana kuzum, yemin ettim beni kuzum diye. Orada ben görmedim, baktım yani etkiyi gördünüz. Şimdi ülkemizde o bir nevi komedi olarak görüldü ama diğer ülkelerde atıyorum 100 ülke aralıksız her ay beni dinliyor. 100 ülke. Hani en çok dinlendiğim ülkeler Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Amerika, İngiltere, Avustralya, Almanya, sonra Türkiye geliyor. Yani demek istediğim aradaki Rusya'yı saydım mı bilmiyorum. Rusya'da var çünkü. Şimdi baktığımız zaman Türkçe söylüyorum. İnsanlar bunu bir nevi hani tabii herkes değil, herkes tenzih ederim ama komedi olarak daha çok görüldü teyzenin cezbe gelmesi ama harbiden kendinden geçti. Ve son mesela geçen hafta da çıktım Nihat Hatipoğlu'nda, orada bir sıra teyze zikretti. Bak bu sefer oraya yönlenilmedi. Yani bir teyzenin cezbeye gelmesi, kafa sallaması o kadar büyük etki yarattı ki yani nereden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Ben mutluyum açıkçası. Siz de söylerken o
Böyle kendinden geçme hali oluyor mu sizde de? Ben sahnede çok ağladığım oluyor ya. Çok bazen utanıyorum böyle diyorum. utanıyorum. Oluyor tabii. İçten gelmese yapılmaz. Yani tabii. İçinden gelmiyorsa bu işi yapmayacaksın. Hissedilmeden olmaz yani. Bunu hissetmek gerekiyor. Kalpten, ruhtan gelmesi gerekiyor. Peki yeni projeler var mı başka bahsedebileceğin? Aralıksız. Şu an Rap Yolunda Rap 2'yi yapıyorum. Size bu arada Rap Yolunda Rap 1 adlı albümü hediye olarak getirdim. Aa, çok teşekkürler. Çanta içeride kalın. Birazdan takdim edeyim izninizle. Tamamdır. Rap Yolunda Rap 2 Musab Bin Umeyr adlı albümüm şu an bitmek üzere. Ondan sonra da tekrar büyük düetler içeren hip hop camiası içerisinde bulunan bol flow'lu rap albümü geliyor. Alaman G adlı albümüm. Çok güzel düetler var üzerinde. Echo Fresh var, Fuat Ergin var, işte Defcan var. İsimlerini şu an sayamıyorum. Bayağı bir güzel, çok sayıda isim. Güzel düetler var. Ne yapayım? Ben de şöyle sayfada bir anket yaptım. Dini rap mi istiyorsunuz, better rap mi? %50-50 çıkıyor. Mecbur ikisini yap. Onun için ben de diyorum tamam, Ramazanlarda dini rap, Ramazan'da müziğim, sanatım da oruç tutuyor. Dini rap yapıyorum Ramazan'da. Ramazan dışı küfürsüz alternatif hip hop yapıyorum. Çünkü burada da ses mühendisliğimi katarak, Almanya'da öğrenmiş olduğum ses mühendisliği katıp alternatif küfürsüz üstün kalite müzik yapmaya gayret ediyorum ve çok da işe yarıyor. Evet, ne güzel. Umarız ki çok sayıda devamı gelir. İnşallah. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Beni bu güzel programa davet ettiğiniz için öncelikle sizlere ve tüm ekibinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sürçülisan olduysa seyircilerimizden özellikle helallik ve af diliyorum. Elimden geldikçe sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğim, etmeye çalışıyorum. Bizleri sosyal medyamızda gerekse konserlerimize, hayatımıza desteklerlerse mutlu olurum. Biz bu işi sizler için yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizi takipte kalın.